Sevgili boğa burçları, ay burcu boğa olanlar ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlarım. Ocak ayı kahve falı yorumlarınızla karşınızdayım. Şimdi Ocak 2021 döneminde bakalım sevgili boğa burçlarını neler bekliyor. Kahveyi pir kalbime gir, kalbimdekini bil diyorum. Ve şöyle bir dışarıdan baktığımda kocaman bir ağaç. Kökü var, gövdesi var. Dal budak vermeyi bekliyor. Bir şeyler kök salmış. Yüreğine kök salmış, ailene kök salmış. Böyle oluşumlarını da yaratmışsın. Fakat bir türlü meyvelerini yiyememişsin. Bu bir iş olabilir, maddi girişim olabilir, duygusal hayat olabilir. Kök saldığınız, yani büyüttüğünüz bir konu, genişlettiğiniz bir konuda bazı durumlarda henüz meyveler yenmemiş, henüz daha erken Ocak ayı için henüz erken sevgili boğa burçlarım. İleriki dönemler için bakalım neler oluyor. Elinizdeki bazı fırsatları değerlendireceksiniz. Ocak ayı boyunca fırsatların değerlendirildiği bir ay olacak boğa burçları için aziz dostlarım. Bir takım dostlarım şöyle hani maalesef biraz Ocak ayının başında biraz gözyaşı dökebilirsiniz. Sizi üzenler olmuş, sizi sıkanlar olmuş, yarı yolda bırakanlar olmuş sevgili boğa burçları. Ocak ayına böyle bir hüzün, böyle bir aldanmışlık, böyle bir aniden ayrılık olaylarıyla girebilirsiniz. Ejderha gibi bir şey. Gözleri patlak patlak böyle sürünüyor. Ejderhaya benziyor. Sanki iki başlı ejderha. Bir o yanda başı var, bir bu yanda yılan gibi başı var. Kocaman kalın bir boynu ve diğer tarafta da ince uzun boyunlu bir yılan. Hem yılan hem ejderha kılıklı birisi, iki yüzlü birisi. Eli kolu her yere uzanan bir erkek olabilir bu. Ya da işte bu bir enerjide, bu enerjide bir kadın da olabilir. Sizi üzmüş, sizi kırmış, yarı yolda bırakmış. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Hani hiç hak etmediğiniz halde çok büyük sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. Gerek ikizler, başak ya da yay burçlarından olan aşklarda yarım kalmışlıklar çok söz konusu sevgili dostum. Ve bu yarım kalmışlıklardan dolayı yüreğin ağlamış, sen ağlamışsın. Sıkıntı, üzüntü hepsi bir arada olmuş. Adeta zenci bir adam. Böyle zenci bir adam. Hani Alaaddin'in sihirli lambasına çıkar ya, dile benden ne dilersen. Zenci böyle sarık koymuş başına, kolları açık bir elbise giymiş, şu şekilde durmuş. Hayat sana diyor ki, dile benden ne dilersen her şeyi vereceğim. Lütfen ritüeller yap, olumlamalar yap, zikirler çek. Sevgili boğa burcum, bütün dileklerin kabul olacak. Ve o ejderha, başı ejderha, bir başı yılan olan iki başlı bir canavar görüldü ya fincanın dibinde. Ona da şunu diyorsun: Allah'ından bul. Yani ben seni Allah'a havale ediyorum. Ben sana bir şey yapamam. Benim sana gücüm yetmez. Allah sana nasıl biliyorsa öyle yapsın diyorsun sevgili boğa burcu. Ve gerçekten senin duan da böyle yakarışların da duyuluyor. Ve o insanı kendi haline bırak. Allah ona gereken imtihanı verecek. Bundan emin olabilirsin. Bazı dostlarım çocuklarıyla ilgili sorunlarla boğuşabilirler sevgili boğa burçlarım. Çocuklar görüyorum. Adeta sandalın içerisine binmiş böyle bir sürü çocuk. Bu da sizin ruhsal anlamda anne olma isteğiniz ya da anneyseniz anneliğinizin tadına varma durumları söz konusu. Hamilelik olmak isteyen, yani hamilelik durumuna hazırlananlar ya da hamile olanlar, hamilelik beklentisi içinde olan sevgili boğa burçları, eşiniz ya da siz
Sevgili dostlarım, bir kız çocuğu beklentisi içine girebilirsiniz. Çok güzel bir kız çocuğu çıktı burada. Çok hayırlı bir evlat. Bu Ocak ayında hamilelikler gündeme gelebilir. Ocak ayında hamile kalındığında terazi ya da akrep burcunda bir evladınız olacak da çok da güzel bir kız çocuk olacak sevgili. Boğa burçlarına müjdeyi şimdiden veriyorum. Bazı boğa burçları büyük anne, büyük baba gibi, kayınvalide, kayınpeder gibi kişilerle ikili ilişkilerini dengeye oturtacaklar. Onlardan yardım görecekler. Burada bulut görüyorum sevgili dostlarım. Bulutların üzerinde adeta bir peri kızı oturmuş, bir kaval çalıyor. Yanında bir peri atı durmuş. Bunun anlamı sevgili dostlarım, yaşamın ritmini, ahengini yakalayacaksın. Uzaklardan gelen haberler seni tatmin edecek. Sen ya da uzaklara haber göndereceksin. Çok iyi gelişmeler olacak. İki kişi birbirine adeta sarmal olmuş, sarılmış ve bu da sevgili dostlarım yıldızın yanında oluyor. Kuyruklu yıldızın yanında oluyor. Şanslı bir döngüyü kendi ellerinle yaratacaksın. Bunu yaşamın ritmini yakalayarak yapacaksın. Yaşamın ritmini yakaladığında her şey yoluna girecek. Bazı dostlarım bir yolun başındalar. Uzun çakıllı bir yol gözüküyor. Etraflarda biraz sanki çorak bir arazi. Etraflarda dikenler var. Etraflarda taşlar var. Küçük küçük kayalıklar var. Ve güneş tam tepede, böyle sanki kışın ortasında çöl sıcağı yaşayacaksınız. Bazı durumlarda çorak bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Bunun anlamı biraz çorak bir dönem, biraz ödemeler yapmanız gereken, paraya belki sıkıştığınız, belki parayı değerlendirip bir yere parayı koyup ama o parayı kullanamama durumu. Para olduğu halde kullanamama durumları var. O bulutların üzerindeki kaval çalan peri kızı, yanında oturan tek boynuzlu at size diyor ki, bekle, zamanı geldiğinde hem ödemelerin bitecek hem de sen normal hayatına döneceksin. Henüz yolun başındasın diyorlar ve o yolu, dümdüz o çorak araziyi geçtikten sonra hafif bir patikaya girdiğini görüyorum. O patikada da yükselişin var, hafif hafif, ve o yükselişin arkasından kocaman bir ormana giriyorsun. Kocaman bir orman. İnanılmaz derecede güzel, çeşitli çiçeklerle bezenmiş. Böceklerin uçuştuğu, uğur böceklerinin, ateş böceklerinin ve adeta her çeşit ufak tefek kuşun rengarenk bir ahenkle dans ettiği bir ormana geliyorsun. Yani yaşamın içinde kendine bir yer ayırıyorsun sevgili Boğa burcum. Ayırdığın bu yerde sana da kısmetler var. Sen de o çorak dönemi, o susuz dönemi, o kurak dönemi geride bırakıyorsun. Ocak ayı boyunca sosyal aktiviten artıyor. Sosyal hayatın içerisinde oluyorsun. Ve bir ağaç kovuğundan adeta bir peri kızı fışkırıyor. Böyle taçları var. Alnının ortasından bir ışık yayılıyor. Ve sana yeni umutlar var. Kalbi boş olan sevgili dostlarım, aşk perisi senin kapını çalmış. Al ve kabul et. Gerek erkek boğalar, gerek kadın boğalar, genç boğalar, yaşlı olanlar, hiç önemli değil. İleri yaşta da olsanız bir aşk perisi size dokunuyor sevgili dostum. Ama ne dokunuş, ne kadar güzel şeyler yaşıyorsunuz. Adeta elinizde aldığınız bu aşk perisini, ufacık bir şey böyle elinizde sanki tutuyorsunuz. Ve onu kabul ediyorsunuz. Anlamı şudur: aşk kapıyı çalmış, sen de buyur ediyorsun. Kapına gelmeni zaten hep beklemişsin. Bu da gerçekleşecek. Ocağın 4'ü, ocağın 14'ü, 24'ü çok önemli olaylara hazırlanın. Çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz sevgili boğa burçları. 4 sayısı uğur getirecek Ocak ayı boyunca boğa burçlarına. Aynı zamanda küs olanların barışmaları olacak. Bazı dostlar da, bazı boğa burcu arkadaşlar da hani
birileriyle yol ayrımına girebilirler. Özellikle iş ilişkileri bakımından, sosyal ilişkiler bakımından. Böyle ağacın dalına konmuş bir çift baykuş görüyorum. Bir çift baykuş iki tane bilge insan anlamına geliyor ya da iki tane bilge anlamına geliyor. Baykuş bilge bir hayvandır. Sanılanın aksine uğursuz falan değildir. Bilgeliği temsil eder. Eski dönemlerde antik Mısır'da olsun, diğer pagan kültürlerinde olsun kültürü, beceriyi ve ileriye yönelik kehanetleri temsil eder. İleriye yönelik çalışmalarınız karşılık bulacak ve ileriye yönelik çalışmalarınızda başarılı olacaksınız sevgili boğa burçları. Aynı zamanda böyle kocaman bir çiçek çıkmış. Çiçeğin üzerinde de arılar var. Böyle bir adeta uçan başka böyle uğur böcekleri falan yine aynı şekilde gözüktü sevgili dostlarım. Uğurlu bir döngü, bereketli bir döngü. Bazılarınız da eski işlerine elveda diyebilir. Bir prangayı kırdıklarını görüyorum. Ayaklarındaki bir prangayı kırıyorlar. Borçlar Ocak ayının bitiminden itibaren varsa ödemeleriniz, borçlarınız biraz rahatlıyorsunuz. Şubat, Mart ayı daha da güzel şeyler getiriyor. Bazılarınız kıtlıktan kurtulabilir sevgili dostlarım. Aynı zamanda bir dediğim gibi bir ormanlık arazide gözüktünüz. Ucu bucağı belli olmayan ormanlık arazi ve güneş doğmuş, netleşmiş, rengarenk bir dönem ve buradaki orman önemli bir döneme girildiğini gösteriyor. Tabağa baktığımda bazı boğa burçlarının beklenti içerisinde olduğunu görüyorum. Adeta şurada bir ayı ve yürüyor, size doğru geliyor. Bir dedikodu yuma, bir dedikodu ikiyüzlülük olayınız olabilir. Bu dedikodu ve ikiyüzlülükten dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili boğa burçları. Ama yakın tarihte bu dedikoduların hepsini alt ettiğinizi görüyorum. Bir de evin içinde bir ağaç kakan var adeta. Evin içinde ya da iş yerinde yakın mesafenizde bir dedikoducu insan var. Ona karşı da çok dikkatli olun sevgili boğa burçlarım. Bazı boğa burcu arkadaşlarımın yüksekçe bir yere çıkıp rahatladıklarını görüyorum. Bir de elektronik eşya konusunda çok şanslılar. Elektrikli bir eşya alabilirler eve. Çok da hayrını görecekler sevgili boğa burçlarım. Aziz dostlarım, ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506 benim WhatsApp numaram. Arayabilirsiniz. Gerek kahve falı, su falı, tarot okumalarıyla karşınızda olacağım. Ayrıca sevgili dostlar, sevgili boğa burçları, astrolojik danışmanlık almak isterseniz, spiritüel danışmanlık almak isterseniz numaram 0546 481 3506. Arayın, konuşalım, tanışalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.